Çocukluk enzibesinde çıkacağım yani, bu kararı aldım. Bir bakalım. Bayağı bir tehlikeli gibi gözüküyor. Riskli gözüküyor. Buraya en son 2 yıl önce çıkmıştık hatırladığım kadar. Yanlış hatırlamıyorsam 2 yıl önce çıkmıştık. 2 yıllardan sonra tekrardan çocukluk enzibesine çıkacağız bakalım. Tabi dik bir yer burası. Ve tek başımayım şu anda. Yani kimse yok başka. Yani böyle bir yere tek başına çıkmak bayağı bir cesaret gerektiren bir iş. Görüyorsunuz şuradan çıktım. Çocukluk enzibesine az bir mesafe kaldı. Tehlikeli bir noktadan geçiyorum. Yaptığım şeyin normal bir davranış olmadığını ben de farkındayım. Ama hani daha çok böyle bir şey. Şu gördüğünüz kayalar köyden baktığınızda bir öküz ve yanında 2 tane çocuk gibi görüyor. Yani tıkıntı gibi duran kayalar işte bunlar. Efsaneye göre buraya 2 tane çocuk çıkıyor öküzleriyle beraber ve geri inemiyorlar. Allah'a dua ediyorlar. Diyorlar ki Allah'ım ya bizi kurtar ya da bizi taş et diyorlar. Ve yine efsaneye göre Allah da onları taş ediyor. Görüntü özellikle almak istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Darboğaz kasabasından çocukluk kayanın zirvesinde gözüken çıkıntılar, çıkıntı kayalıklar bunlar işte. Bu gördüğünüz kayalıklar. Kasabadan baktığınızda bunlar 2 insan var ve bir oturan boğa ve yanındaki 2 tane insan var gibi gözüküyor. Yalnız çok enfes bir manzara var. Olağanüstü bir manzara var. Yorulduk. Tek geldim. Risk aldım ama hepsine değdi. İnanın hepsine değdi. Çocukluk Ayın Zirvesi'nden Darboğaz panoramayı izliyorsunuz. Birazdan şu bayrağın olduğu yere çıkacağım. Orada da ölçümler ve çekimler yaptıktan sonra inişe geçeceğim. Çünkü ailem yara gidiyor. Annem ve babam sürekli telefon açıyorlar. Geç kalma diye. Onları da meraklandırmak, üzmek istemiyorum. Ve Galan'ın zirvesinden sonra Çocukluk Kayanın Zirvesi'ne de ulaştım. Aynı gün içerisinde, hatta 2 saatlik bir zaman dilim içerisinde bu başarıya ulaştım. Tek başımayım şu anda. Evet, şu anda zirveye geldik. İşte Çocukluk Kayanın Zirvesi burası. En son 2 yıl önce gelmiştim zirveye.